Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan hem hepimizi heyecanlandıran hem de hepimizi yakından ilgilendiren Türkiye Kart uygulaması açıklaması geldi. Şöyle ki Türkiye Kart projesi pilot uygulaması tamamlandı ve yıl sonunda 6 ilde kullanılacak denildi. Detaylarını merak ediyoruz ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Sayın Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm izleyenleri saygılarımla selamlıyor. İyi bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hemen sormak isterim. Bu Türkiye Kart uygulaması pilot bölgelerde henüz deneme aşamasında ama yıl sonunda 6 ilde uygulanacağı açıklandı. Kademeli olarak da tüm Türkiye'de etkili olacak. Ama peki Türkiye Kart nedir? Uygulama alanları nedir? Onu da sizden öğrenmek isteriz. Efendim bu son derece beni de heyecanlandıran, uzun zamandır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, çok vatandaşlarımızın ulaşımda, ödemede işlerini kolaylaştıracak bir sistem. Tabii bu sistemden bahsederken hemen aklıma 94, 95, 96'lı yıllar geliyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı zamanında. Ben de hem üretim üyesiydim hem de belediyede görev alan bir kişi olarak. O zaman bakın Akbil diye bir sistem uygulanmıştı. Akbil, yani akıllı bilet sistemi. 97'li yıllar yanlış hatırlamıyorsam. Millet onu anlayamadı yani o sistemi. Ne manalar çıkarmaya çalıştılar. Sonuçta o günkü teknolojide internet bile yok. Yani cep telefonu falan yok. İnternet yok. Böyle bir sistem. O zaman da Tayyip Bey'in belediyesinde görev alan çok değerli bürokratlar, Belbim diye belediyenin önemli bir şirketi. O oradaki değerli yöneticiler, teknisyenler böyle bir sistemi hizmete vermişti. Şimdi burada da baktığımız zaman kent içi ulaşımda artık daha biraz geri gittiğimiz zaman sizin yaşınız müsait değil, hatırlamazsınız. Benim bu manada avantajım var. Bilet alıyorsunuz girerken otobüse. Bileti gelip kontrol ediyorlar hani trende olduğu gibi. Bugün 8 milyon yolculuğun taşındığı, tek ayak üstünde vatandaşın yolculuk yaptığı bir ulaşım sisteminde bilet olamaz. Bu 2023'e gelmişiz. Teknoloji, Türkiye'de teknolojiyi yakından takip ediyor. Teknofest bunun somut göstergeleri. Gençlerimiz, minniklerimiz bile çok ilgi gösteriyor. Şimdi burada belediyeler her biri ayrı ayrı münferit bu sistemleri kullanıyorlar. Bazı özel sektörden de destek alıyorlar. Değişik kartlar, değişik sistemler. Özelliğine mesela siz, ben bir herhangi bir şehre gittiğimiz zaman oradan da muhakkak bir kart almamız lazım. Veya kendi şehrimizde kartta bazı güncellemeler gerekiyor. İşte İstanbul'da diyelim İstanbul Kart. Sonuçta bu kart, yani Ulaştırma Altyapı Bakanımız Abdülkadir İraloğlu Bey'in birkaç gün önceki yaptığı açıklamada bu kart Türkiye kartı adı üstünde. Yani 81 ilde geçerli. Tabii bunun 81 ilde geçerli olması için mevcut illerdeki ücret toplama sistemlerine, yani elektronik ücret toplama sistemleri var. Tamam. Bunun bu sisteme entegre edilmesi lazım. Bunun altyapının oluşturması lazım. Bunun için de pilot 6 il seçilmiş. Konya, Kayseri, işte Gümüşhane, Gümüşhane, Rize ve yani bir 6 il seçilmiş. Bunda Konya'da teknik çalışmalar yapılmış, entegrasyon tamamlanmış. Bundan sonra bunun entegrasyonu tamamlanıp testleri yapıldıktan sonra bu senede 81 ilden 6 ilde başladıktan sonra hiç daha kolaylaşacak. Belki bir yıl veya en fazla 2 yıl içinde 81 ilde uygulanmış olacak. Siz yani bunu vatandaş en fazla bundan faydalanacak. Vatandaşın hayatına kolaylıklar getirecek. Bir elinizde tek bir Türkiye kart var. Aynı operasyon merkezinden gerekli güncellemeler bu merkezden yapılacak. Siz bunu hemen PTT şubelerinden kolay alacaksınız. Her şehrin belediyesinin toplu ulaşımda verdiği imkanlar bu sisteme de entegre olacak. İşte bilet ücreti ne? Ne kadarlık bir şey, öğrenci indirimi var. Bazı belediyelerde bunlar farklılık yapıyor tabii. Farklılık oluyor. Buna ait de çok programda da bu görüşleri paylaşıyoruz.
Sonuçta bütün şehirlerdeki vatandaşa, öğrenciye sağlanan avantaj veya 65 yaş üstünde ücret alınmaması, belli yaş grupları, belli meslek gruplarında yine para alınmaması, ücret alınmaması veya indirimle hepsi geçerli olacak. Ve Türkiye'ye gelen yabancılar için, yabancı misafirlerimiz için de bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Sonuçta vatandaşın işi kolaylaşacak. Bunu ulaşımda hem işi daha otobüsü buldu, ya benim biletim yok, kartım yok. Hemen o toplu ulaşımdan istifade edecek, ücretini ödeyecek ve bu kart bir bakıma bir kredi kartı. Yani bunu değişik finansman sistemlerinde de kullanabilecek. Bundan mesela otopark ücreti ödeyebilecek, taksiye bundan parayı ödeyebilecek, vergisini buradan yatırabilecek. Sonuçta bir kredi kartının yaptığı bütün işlemleri yapacak. Kartın limitini görecek, karttaki eksikliğini görüp buna yüklemelerini yapabilecek. Yani vatandaş, yani belki de başka kredi kartı bile kullanmadan tek kartla bütün günlük yaşantısındaki finansman, alışveriş, bütün alacağı hizmetler ve ulaşım hizmetlerinde bunu rahatlıkla kullanmış olacak. Bu çok büyük bir emek olduğunu ben biliyorum. Bunun üzerindeki çalışmaları yakından biliyorum. Bundan dolayı da bakanımıza, bundan önceki bakanlarımıza ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Peki biraz da sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki. Özellikle İstanbul nezdinde bakacak olursak İstanbul kart temin ediyoruz. İşte bir yaz boyunca belki yurt dışından gelen misafirlerimiz de kullanıyor ama bir sonraki yaz geldiğinde kullanıma kapalı oluyor. Neden? Çünkü işte güncellemesi ya da arada kullanım yapılmadığı için bu zamanda sürekli bir kart boşluğu ortaya çıkmış oluyor. Sürekli kart almak durumunda kalıyor insanlar. Bunun da bir nebze önüne geçecektir diye düşünüyorum. Doğru. Evet, çok güzel tespit yapmışsınız. Bu zaten espri en minimuma indirmek bu eziyeti, zahmeti. Yani bu kart çöplüğünden ülkeyi kurtarmak. Dolayısıyla bu güncellemeler operasyon merkezinden rahatlıkla yapılmış olacak. Bunun bir yazılımı, diğer sistemlerle entegrasyonu. Onun için hemen mesela niye 81 ilde başlamıyoruz? Çünkü her şehrin ayrı ayrı kullandıkları sistemler var. Bunun entegrasyonu için. Bu arada tabii sadece toplu ulaşımdan genel bahsederken bu şu anda bile TCDD'nin, demiryolunun işlettiği raylı sistemlerde kullanılabilecek. Mesela şu anda Ulaştırma Bakanlığımızın işlettiği mesela İzmir'de İzban, Gazi, Antep'te Gazi Emir, başkent rayda kullanılabilecek. Yeni Havalimanı'nın İstanbul'daki raylı sisteme entegrasyonu yapılacak. Yine deniz ulaşımında rahatlıkla kullanılabilecek. Çünkü daha Tayyip Bey zamandaki o akbil sistemi hem toplu ulaşım hem İDO. O zaman İDO belediyeye ait bir birimdi. Orada da bunlar kullanılmıştı. Dolayısıyla çalışma, yani toplu ulaşımın çeşitliliği fazla. Bütün sistemler dahil olmuş olacak. Yani tüm Türkiye'de bir seferberlik adeta ilan edilmiş olacak bu anlamda. Bir yandan da şunu sormak isterim. Cep telefonlarının aplikasyonda olacak mı? Bununla birlikte işte bahsettik ulaşımdan ama belki yeme içmede birçok firma buraya entegre olmak isteyecektir ya da giyim mağazaları. Tabii, çünkü bunun mesela bakın ne kadar güzel bir soru. Şu anda bunun müşterisi İstanbul'da, ben her gün güne İstanbul'daki toplu ulaşım yolculuklarını ilgili birimden alarak İBB'den başlarım. İstanbul'da bir günde ortalama 8 milyon yolculuk var. Bu 8 milyon yolculuk bu kartı, yolculukta bu kart kullanılacak. Biz 8 milyonun başka bu kadar büyük çapta İstanbul 16 milyon nüfus, 8 milyon yolculuk toplu ulaşımda. Takside bunu kullanıldığını düşünürseniz, diğer yani toplu ulaşıma girenler, 8 milyon dediğim, yani açıklık getirmek için söylüyorum, otobüsler, onun haricinde raylı sistem, deniz sistem. Mesela minibüs buna dahil değil. Buna taksi dahil değil. Bu kadar çok kişinin ilgi gösterdiği bir sisteme bu diğer yeme içme sektörü de aşırı ilgi gösterecek. Onlar da buna dahil olmak isteyecekler. Sonuçta bu çok yaygınlaşacak. Hiç tahmin edemediğiniz şekilde Türkiye'de çok büyük bir ilgi görecek. Gelen turistlerin de işlerini kolaylaştıracak. Bu açıdan da yani ilerideki getireceği bu teknik üstünlüğüyle faydalar
yani yaşandıkça görülecek. En fazla da vatandaşımız çok memnun olacak. İşi kolaylaşmış olacak. Ya mesela Türkiye'nin bir kart artık aldığınız zaman bunu diğer mesela kredi kartlarına çok fazla ihtiyaç duymayacaksınız. Yani devamlı cebinizde sizin hepimizin kartlar var. Her banka mesaj atıyor size kart verelim. Limitimiz şudur falan diye. Bunu biz alsak da hepsini kullanmıyoruz zaten. Evet. Bir tanesi öne çıkıyor. Birini çıkarıyor. Benim mesela cebimde 4-5 tane kredi kartı var. Yani minimize ettiğim halde bir tanesi öne çıkıyor. Burada da toplu ulaşım kullanan vatandaş tek bir Türkiye kartını öne çıkaracak. Evet, Türkiye'nin zaten her anlamda birleşmeye çok ihtiyacı olduğu için bence Türkiye kartında bu anlamda çok büyük etkileri, katkıları olacaktır. Önümüzdeki günlerde de bunları kolaylıkla göreceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii ki buyurun Sayın Ilıcalı. Yani burada da şimdi bunu devlet yapıyor. Bak devlet yani. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nın zaten verdiği kararnamede, aldığı kararlarda diyor ki 6 ilde bu yıl sonuna kadar tamamla diyor. Yani bu devletin yaptığı işte de yerel yönetimler, siyasi görüşler farklı olsa da bu Türkiye adı Türkiye kartı. Türkiye'nin yeni bir yüzyılı. Yani işlerini bakanlığın kolaylaştırmaları lazım. Bazı belediyelerin yani bu karta sıcak bakmadığını daha önceki tecrübelerimden biliyorum. Burada hep beraber siz çok güzel bir cümle kullandınız, oradan esinlendim. Birlik beraberliğimizin de pekişmesine vesile olsun. Teknolojiyi hep beraber kullanalım. Buradaki fayda 85 milyon için. Bu bir partiye, bir siyasete yazmayacak. İnsanların işini kolaylaştırmaya yazacak. O açıdan görüşleri farklı belediyelerimizin de bunu muhakkak benimsemelerini, hatta yaklaşan yerel seçimlerde bu karta da atıfta bulunmalarını projelerinde öneririm. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve bilgileriniz için, bizlerle paylaştığınız için Sayın Ilıcalı. Ben de size teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.